Evet, arkadaşlar AYT soru çözümlerine geçiyorum. 15 numaralı soruyla başlıyorum. Kimyanın birinci sorusu. Şimdi burada gazla ilgili sorulan bir soru var. Bir bağıntı vermiş. Bu bağıntıya baktığınız zaman mutlak sıcaklıkla hacmin doğru orantılı olduğu belirtilmiş. Bunu da bizler sizlere aynı zamanda gaz kanunlarından Charles yasası diye belirtmiştik. Bu yasayı ben size hatırlatmak isterim. Bir gazın molü ve basıncı sabit tutulduğu zaman mutlak sıcaklığı ile hacmi doğru orantılıydı. Yani bu bağıntıyı vermese bile bu ifadeyi biz derslerimizden biliyoruz. Bu durumda birinci ifadeye bakıldığı zaman demiş ki V ile T ilişkisi Charles yasası olarak bilinir. Evet, zaten biz bu yasayı biliyoruz. Birinci ifademiz doğruydu. İlişkinin grafiksel gösterimini belirtmiş. Şimdi bu grafiklerde dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar var. Üniversite sınav sorularında evet bu grafik sıkça gündeme getirilmiştir. Şimdi sıcaklığın birimi santigrat mı yoksa Kelvin mi? Buna dikkat etmek lazım. Sıcaklığın birimi santigrat verildiği için 0 santigrat derecede gaza rastlamak mümkündür. O nedenle gazın belli bir hacmi olmalı. Ne zaman gazın hacmi 0 dersem eksi 273 santigrat derece düşüldüğü zaman aynı zamanda bu 0 derece Kelvin'le karşılık gelen bir değerdi. Buna mutlak sıfır noktası da demiştim. Mutlak sıfır noktasına düşüldüğü zaman bütün maddeler donmuş ve katılaşmıştır. Gazın olmadığı bir ortamda gaz basıncı ya da gaz hacmi olmayacağı için ancak bu noktada sıfır olmalı. Dolayısıyla grafiğin çizimi doğru. Tekrarlıyorum. Sıcaklık santigrat türündense, Celsius türündense doğru üst noktadan geçmeli. Eğer burada sıcaklığın birimini Kelvin olarak verseydi doğrunun orijinden geçmesi gerekiyordu. Bu durumda ikinci grafiğiniz üst noktadan geçtiği için doğrudur. Üçüncü ifadeye bakıldığı zaman mol sayısı ve basıncı sabit olan bir gazın hacmi sıcaklık arttıkça artar. Zaten kendisi yukarıda bağıntı da vermiş. Mutlak sıcaklıklarcım doğru orantılı olduğu için üçüncü ve son ifade de doğru. Bu durumda sorumuzun seçeneği doğru cevabı E şıkkında belirtilir.